Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, Planet Base devam ediyor. Şimdi fabrikamız yapıldı. Bu esnada da yedek parçamız tükendiğine dair haber geldi. Hemen yedek parça makineleri kuralım şuraya. Bu muydu lan? Evet. Yedek parça makinesi 1, yedek parça makinesi 2. Hatta yedek parça makinesi 3. Şimdilik yeterli. Şimdi yarı iletken ve silah atölyesi. Bir tane de silah atölyesi yapalım mı? Ama yedek parçalar çok önemli. Acil olarak yedek parça, buna ne lazım? Bir tane metal lazım. Metalimiz zaten eksik. Tamam, önce bir yedek parça makineleri yapılsın. Şimdi ben bunu önceliklendiriyorum. Mühendisler buraya yardırsınlar. Kaç mühendisimiz var? 5 mühendisimiz var. Şimdilik yeterli. Zaten açtık kolonist olayını. Yedek parçamız tükendiği için gördüğünüz gibi refah seviyemiz düştü. Evet. Mesele böyle. Ama bunlar çok kötü durumda değil yani. İyi, iyi, mükemmel. İyi, iyi. Yani seviyelerine bakıyorsun. Şu, bunlarda zaten öyle bir şey yok. Bir de buna bakıyorsun. Yani bunlardan başka sadece 5-6 tane binamız böyle bir özelliğe sahip. Bunların yok. Tamir gerektirmiyor. Bunlar ne zaman tamir gerektiriyor biliyor musun? O zaman yine yedek parça kullanılıyor. Sadece bir meteor düştüğü zaman, bir şekilde arıza falan oluştuğunda. Ancak o zaman gerekiyor. Şimdi mühendis gel bakayım çalıştır burayı ya. Ne bu? Kolonist. Ne geliyor? Mühendis geldi. Dur lan, mühendis hakikaten şey mi? Gerekli miydi oransal olarak? Şu anda %19'a çıktı. Gelen mühendisle beraber. Bir şey diyeceğim. %20 mühendis, %30 biyolog. %30 biyolog yeterli mi? 9 tane %29. Bence işçi kadar biyoloğa ihtiyacımız olabilir ya. Neyse, şimdilik iyi durumdayız. Şimdilik gayet iyi durumdayız abi. Şimdi arkadaşlar burayı yıkmak istiyorum. Dediğim gibi, daha önce planladığımız gibi. Bir tane depoyu buraya yerleştireyim diyeceğim ama malzememiz yok. Kaynağımız yok. Hiç kaynağımız yok hem de. Şimdi metalleri öncelik versin diye bunları böyle bu şekilde ayarladık. Çünkü bu malzemeden çok var. İki tanesini devre dışı bıraktım. İki tezgah yeter. Bunlardan dördü de açık. Or miktarı var aslında yeterince. Üç tane var abi. Şu devrede. Ben bunu önceliklendireyim mi? Şöyle önceliklendirelim. İki tane olmasının bir anlamı kalmadı. Aynen öyle abi. Şimdi arkadaşlar bir şey daha yapmak istiyorum. Bakayım malzememi ne kadar malzeme gerektirecek. Bir iniş alanı daha. Hatta yıldız geçidi. Yıldız geçidi anasını satayım. Sen ne dersin ki, ışınlanacak millet oraya. Öyle bir şey yok tabii ki. Işınlanma falan. Diyor ki büyük koloni gemileri gelir buraya. Buna 4, buna 10 demir lazımmış. Abi demir konusu biraz sıkıntıya girmeye başladı ya. Oyunu hızlandırmamış mıydık? Hızlandırdık şimdi. Yani şurada malzeme, yemek üretimi gerçekleşirken şundan üretim çok oluyor zaten her türlü. Ama şurada olmuyor. Buna daha fazla işçi gerektiriyor. Ona işçi giderken buna işçi azalıyor. Ne o? Yedek parça tükendi. Tamam. Tamam, çalıştır lan burayı. Mutsuzsun. He, multidom yaptık. İçini doldurmayı unuttuk. Multidom. Hemen. Sana şöyle bir tane koşu bandı koyuyorum. Koşu bandına bakın arkadaşlar ya. Bir tane daha şuraya koyalım. Ya da tam karşısına mı? Çaprazına koyalım yani. Hadi böyle olsun. Ondan sonra bir tane şey koyalım. Barfix koyalım. Bakayım adına ne demişler? Mekik standı. Televizyon bantların şeylerini koyalım şuraya. Vakit geçirsin millet, seyretsinler, mutlu olsunlar. Çünkü çok mutsuz millet ya. Halkımız çok mutsuz. Ona göre. Oturma yerleri koyalım. Bir tane şuraya. Anam burayı. Ha buraya. Buraya. Ha buraya koyabiliyormuşum. Tamam, gel otur oraya. Öbürlerini göremiyorum ya. Ha şuraya otur bakayım. Ondan sonra bir mekik standı daha buraya yapalım. Sonra yeşillik yerleştirelim 3-5 tane. Bir de içme yeri koyalım. İçme yeri değil de bir şuraya, tamam, onu da buraya koydum. Ondan sonra bayağı bir bu malzemenin çoğunu harcayacağız buraya ya. Ben ne dersem onu biraz geliştirmemiz gerekecek. Şimdi bir televizyon sayısını arttıralım. Nerede bakayım? Bir tane de daha koyalım şuraya. Bir televizyon daha buraya koyalım. Multidom işlevini tam gerçekleştirsin. Şuraya koymadım çünkü buradan bir çıkış yapıp böyle şeye gidebiliriz. Şu tarafa
yayılabiliriz. Zaten öyle bir planımız var. Yedek parça tükendi deyip duruyor. Evet, doğru, haklısın Genco, haklısın. Haklısın da ne yapayım ya, yedek parça tükendi işte. Yaptık tezgahı, gelip çalışsınlar, ben ne yapayım ya. Ha bak, biri yapıyor. Zaten yapılır yapılmaz iki tane çıkacak. Metalimiz yok. Bak, metalleri buraya koymuşlar. Ben diyorum gelen metallere ne oluyor? Kolonist gemisi kaç kişi olduk bu arada? 33, güzel. Yedek parça tükendi deyip duruyor habire. Sanırım bir tane işçi geldi ekstradan. Zaten işçiye ihtiyacımız var. Bak, refah seviyesi iyi oldu. Neden? Zannedersem yedek parça geldi. Yedek parça tamamlanınca gördüğünüz gibi refah seviyesi yükseldi. Ne enteresan değil mi? Yedek parçaya ne kadar bağlıyız? Yedek parça önemli Genco. Şimdi bakın, yemek konusu çok rahat. Bu da çok rahat. O zaman ben bunu artık yıkabilirim. Ben şunu tamamen yıksam ne gelecek acaba? He, bütün malzemeler geliyor. Acaba bunları şey yapsam? Acaba toptan mı yıksam? Bilemedim ki şimdi. Yoksa içini temizleyip öyle mi yıksam? Mesela şöyle ki demek istiyorum yani. Şöyle. Şöyle. Böyle. Böyle. Ve böyle. Biraz uzun sürdü değil mi? Şimdi bu içeridekileri, bunları toplamaları lazım. Toplayıp götürmeleri lazım. Şimdi o dursun bakayım. Neydi gelen giden? Kolonist gemisi miydi? İki tane işçi. Ha, bir biyolog, bir işçi getirdiler. Güzel. Mühendis sayısı 7'ye çıkmış bu arada. Evet, oranlarımız belli. Oranlarımızı zaten kendimiz belirledik. Bu seviyede kaldığı müddetçe bizim için sıkıntı yok diyoruz yani. Yalnız muhafız sayısının %10'a çıkarma ihtimalim var. İşçi sayısını %30'a indirirsem muhafız sayısını da %10'a çıkartırız, ama şu anda gerek yok. Şu anda bir silah fabrikası falan yapacağız yakında. Maksimumumuzdayız değil mi? Hep öyle devam edelim bakalım. Yedek parça sayısı giderek artıyor. O yüzden sıkıntımız kalmayacak. Mükemmel, 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 mükemmel. Tamam, biz yedek parça ihtiyacımızı tamamla kapattık. Ve burada üretim gayet güzel gitti. Çok güzel. O zaman silah fabrikası yapabiliriz artık. Bir tane silah fabrikası koyuyorum. Onu da şuraya koyalım. Şöyle kapının ağzına. Sonra yarı iletken fabrikası da yerleştireceğim, ama şu an değil. Ne geldi, ne geldi, ne geldi, ne geldi. Kolonist. İki tane kolonist daha geldi. 8 mühendis. Abi, mühendis sayısının bu kadar artmasına bir gerek yok. İşçi geldi o zaman. Silah atölyesi de yapıldı. Tamam. Mühendis sayısı %21'e çıktı. Tamam. Yani o yüzdesel rakam gereklilik böyle. Şimdi ben inşaat işlerini inşaat yapan robotlara teslim ettiğim zaman mühendis ihtiyacı düşer. Buradan bir %5'i azaltabiliriz. İşte o zaman mesela doktor sayısını arttırırız. Doktorlar çünkü gayet ticari bir mal üretecekler bize. Lan bir halta yaramıyorsunuz siz de ya. Toplayın lan şunları. Depo olayı doldu mu? Oha, 197 olmuş. Biraz da onun etkisi var tabii. Bir depo yapalım o zaman şuraya bir tane daha. Şuraya en büyüğünden bir taneyi sığdırabilir miyim bakayım. Sığıyor. Sıkıntı yok. Sığdırdım. İki depoyu birleştiriyorum. Evet, 7'şer malzeme gerekecek buraya. Kolonist, kolonist. Ne geldi bakayım? 14 işçi, 12, 8, 4, 2. Tamam. 40 kişi olduk. Yemek ihtiyacı konusunu ne geldi? Ticaret gemisi. Ne satıyorsun bakayım? Aa, domates. Gedeoğlu domates. Ama değere bakar mısın ya? Abi çok fazla. %40 komisyon da var üstüne, yani aslında tefecilik yapıyorlar. 560. Bak, şundan bol bol üretebilirsem ben bunlardan bol bol satarım. Ama önce bir robot atölyesini geliştirmemiz lazım. Bir dakika, bir dakika. Yine de biraz para toparlayabiliriz ya. 87. Şundan kaç tane satmam lazım sana onu almam için? Biraz da yemek vereyim sana şöyle. Aa, bir dakika, 121 mi? Ha, tamam, bir tane daha koy. 115. Abi hepsini de satmak istemiyorum ama. 5, 6 tane var. 5'ini satmış gibi oldum. 125 diyorsun. Aslında olabilir ya. 121, 125. Tamam, önemli değil.
Diğerlerine ihtiyacımız var abi. Diğerlerini satamayız. Gönderdim. Şimdi bütün şey çalışanlar içerisinden bazıları taşıyacaklar malları dışarı. Buna taşıyacaklar. Takip edelim mi? Görenler, bilenler biliyordur. Bak bu. Görüyor musunuz? Bunlar ticaret mallarını taşıyorlar oraya. Biz birazcık para edinmiş olacağız bunların sayesinde. Bekleyen kaynak, son kaynak geliyor. O da tamam, gitti. Bizim için para geldi gördünüz. İlk paramızı aldık. İlk paramız. 5 tane demir ihtiyacımız var abi. 5 tane demir. Yani şey var, cevher var ama üretim lazım. Üretimde de 4 tane tezgah koyduk abi, daha ne yapayım ben? 4 tezgah, işçiler sürekli başında dursunlar, ne yapayım? O kadar işçi var yani. O kadar işçi var. Kolonist. Ne geldi? Bir dakika ödem. Lan seçemedim. Biyolog. Bu neymiş? İşçi, tamam. Bu ne? Muhafız. Üçüncü muhafız geldi gençler. Evet, 3 muhafız oldu. 13 biyolog, 15 işçi. Eyvallah. Peki bu açıdan nedir durumumuz? %34. %30 muhafız, %6'ya çıktı 3. elemanla beraber. Onun çalışacağı şey yok. Tezgah yok. Tezgah diyorum, kontrol şeyi. Bu arada şunu yakından görmek isteyenlere göstereyim şöyle. Bakın elemanlar burada oturmuş çalışıyorlar. Burada kamera var mı? Bu ne abi? Güvenlik kontrolü. He tamam. Kamerayı açalım bakalım. Gördüğünüz gibi bu elemanlar burada çalışıyor. Ok tuşlarıyla böyle sağa sola bakabiliyorsunuz. Şimdi şöyle escape'e basayım. Şurada silah var mı? Gördüğünüz gibi yok. Silah fabrikasını koyduk. Artık üretmesi lazım insan şeylerin. Ama yarı iletken lazım. Ben bunu nasıl unuttum? O zaman fabrikaya bir yarı iletken şeyi daha yapmamız gerekiyor. Bir tane şuraya koyalım. Bu arada depo biraz boşaldı değil mi? Bunları hala taşımadılar. Nasıl olacak bu iş bilemedim ya. Ben şuradan devam ettirmek istiyorum burayı. Şunların üretimi de durdu yani bu yüzden. Tamam hadi. Anam bu adam dışarıda kaldı. Allah'tan ölmüyorlar he. Allah, kar fırtınası geldi. Tamam, hızlandıralım, yapacak bir şey yok. Ne zaman biter acaba? Aa, bitecek. Ha, yapıyorlar şu anda. Yani bir mühendis gidecek, yapacak şimdi. Yap Genco, yap. Bak burada bir oksijen şeysi var. Bununla buraya da bağlantı yapabilirim ama benim buradan bu tarafa doğru bir şey çıkartmak istiyorum. Ama önce şuraya bir devam yapmamız lazım ya. Bu canımı sıkıyor. Yani sen toplamaya gidiyorsun değil mi? Aferin lan. Yani sağlık açıdan biraz rahatsızsın. Herhalde kar fırtınasından dolayı. Ve çok hızlı düşüyor, görüyor musunuz? Alarm verelim mi? Alarm verelim, dur. Bak siz de görün. Biraz rahatsız edici ama. Ama bak bu ne kadar hastalandı bu ya. Adam ölecek. Koş. Gir. İçeri gir. Kar fırtınası eli kulağında dediği zaman alarmı vermek lazım aslında. Hasta bak iyileşiyor ama içeri girdi ya. Bak şimdi revire gidecek. Lan malzemeleri de sattık, iyi mi? Elimizde bir tane var. Sadece birini iyileştirebiliriz. İnşallah bunu iyileştirir. Gerçi kendiliğinden iyileşiyor. Biraz içeride yani. Ha bu arada hemen iptal edelim alarmı. Çünkü kar fırtınası geçti. Uzun süre kalmasın arkadaşlar öyle. Yine bundan çok sayıda var. Yine bundan eksiğimiz var. Abi bu nedir ya? En çok bundan harcanıyor herhalde. Cevher sayımız azaldı. Şunu da önceliklendirelim o zaman. Bir kolonist daha grubu daha geldi. Bir mühendis daha geldi ne yazık ki. Bakayım. Gerçekten mühendis sayısı çok fazla gerekli değil ya. Ha bunu çalıştırıyorlar. Bir yarı iletken şeysi daha yapsak mı? Şuraya. Bak yedek parça. Aslında yedek parça o kadar hızlı üretiliyor ki. İki tane yedek parçacı yeterli. Yarı iletken, bir tane silah fabrikası. Ayrıca silah satışı da çok iyi para ediyor yani silah. Bu neydi? Ha, bu kalsın. İki silah, iki yedek parça, 3 yedek parçamız var şimdi, kalsın, önemli değil. Ticaret gemisi indi diyorsun. Çıkalım şuradan ya. Çık. Ticaret gemisini kaçırmayalım. Bir görelim bakalım ne var bunda. Evet yine patent var. Ne yazık ki yine pahalı, alamıyoruz. %40 komisyon da iyi ha.
Vallahi billahi ya. Keşke alabilsek. Dur dur. İşleri yola koymadan, yoluna koymadan abi bir işe yaramaz. Bakayım şu kaç paraydı bu? Değeri 15 diyorsun. 30. Neyse bunun değeri 15. Bunun değeri 10. Bunun değeri 5. Şunun değeri 5. Bunun değeri 5. Bu zaten kendisi. Bunun değeri 10. Tamam. Aa, Allah'tan topluyorlar ya. Hadi bakalım. Şimdi buraya bir tane oksijen şeyi daha yapmak istiyorum. Şöyle tam şuraya. Ama tamam, önce burayı toparlamaları lazım. Aa, yarı yetken yapmışlar. Hemen de herhalde silah üretimi için kullanılıyordur. Kullanılacaktır. Şurada. Aynen abi, hepsini koymuşlar. Biri yapıyor şu anda bir tane silah. Zaten 3 muhafızımız var, hepsi silahsız. Tıbbi malzemeler tükendi. Evet, anlıyorum seni. Onun için işte burayı temizlemeniz lazım. Tamam, şifalı bitki, ben bunu siliyorum. Şu yemekleri de siliyorum. Abi hepsini silelim ya. Bekleyemeyeceğim daha fazla, bıktım lan. Bunun kısa yolu yok mu? Ha, delete tuşuna mı basacağız? Aa, aynen öyle. Hop, hop, hop. Ne yapayım abi ya? Oksijen şeyi, üretim merkezi. Şöyle yakına bir yere, çok yakına bir yere kuralım. Bağlantısını sağla. Bunun devamına laboratuvarları koyacağız. Laboratuvar 1. Şöyle. Bu birinci laboratuvar. Laboratuvar 2. Bu da ikinci laboratuvar. Bu laboratuvarlar geçiş yapılabilir bölgede oldukları için. Yalnız ben buna niye bağlayamıyorum? Heh, şöyle şöyle, tam istediğim yer burası. Oksijenden buraya geçiş olsun istiyorum. Ne geldi? Kolonist geldi. Kaç olduk kolonist toplam ya? 46 kişi olduk. Tam oksijen konusunda bir sıkıntımız var mı? Ya da yemek konusunda? Yok değil mi? Zaten hızlı azalanları gösteriyor. Mesela şunlar azalıyor. Bunlar azalıyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Enerjide de bir sıkıntı yok. Su üretimi 21'e çıkmıştı en son. 8'deyiz hala tüketimde. 46. 60'a kadar yolu var abi bunun. Bekleyelim. 60'a kadar yolu var. Oranları düzgün bir şekilde alırsanız aslında sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi hızımız yüksek. Tıbbi malzeme tükendi. 3 tane sakatımız var. İşte malzemeleri satmasam şimdi bir sıkıntı yaşamayacaktık. Sattık, problem oldu. Şimdi bunu yapacaklar. Laboratuvar yapacaklar. Malzeme eksiğimiz çok. Ha dur, ticaret gemisi mi? Lan bu da... Aha, tıbbi malzeme alabiliriz. Çüş. Çüş yani. Birazcık para toparlayalım dedik. Gerçi bir şey diyeceğim. Bundan 3 tane alsam 123 yapar. Kaç tane ver? Oha. Oha ya. %60. %60 da çok fazla be genco. Al git ya. Git. İstemiyorum seni. Ayrıca millet bak uykusuz ama hala çalışıyor gibi görünüyor. Kolonist gemisi. Ne geldi abi? İşçi mi bu? Direkt iş başı yapıyor. Evet, işçi. Kaç kişi olduk? 47 olduk değil mi? Evet, 17 işçi, 13. Abi niye 17 işçi ya? %36, %27'de kaldı bu. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu indiriyorum %30'a. Hatta bunu da 15'e indirelim mühendisleri. Doktor sayısını... Bu neyden çekti? Allah belanı vermesin. Tamam, mühendis sayısı %15. Tamam, doktor %15, muhafız %10. Tamam mı? Böyle. Şimdilik planım bu. Mühendis sayısını biraz azaltmış olacağız. Yani daha sonra 9'dan aşağı inmeyecek ama diğerleri artacakken bunlar artmayacaklar daha fazla. Şu doktor sayısını artıracağım. Çünkü tıbbi malzeme üretimi çok değerli malzeme ya. Tıbbi malzeme üretimi yapalım ki satalım. Genco tamam. Niye hızlandırmıyoruz? Tıbbi malzemeler. Evet, tıbbi malzemeler. Hastalarımıza destek olmalıyız gençler. Aa, oksijen şeysi geliyor.
Anam robottan tam da bozulacak vakti buldu ne? Çok perişan. Tamam, oksijen tamam. Şimdi bana laboratuvarlardan birini yapın hemen. Acil. Bunun nesi var? Mutsuz. Sana multidom yaptık. Gidin ya. Takılın şurada. Kantinede de koyduk koyabileceğimiz her şeyi. Bak, üretilmiş yemekler bunlar değil mi? Yok. Şunlar üretilmiş. Bunlar üretilmemiş yemekler. Ticaret gemisi mi? Yok. Koronist gemisi. Neyse, kimin ne geldiğine bakmayacağım. Çok önemli. Her seferinde bakmaya gerek yok. Aha da bitiyor. Hadi bakalım. Şimdi laboratuvarda ilk önce tıbbi malzemeler üretimini devreye sokalım. Doktor sayısını dediğim gibi 115'e çıkaracağız. Hadi bakalım. Tıbbi malzeme. Şöyle en dipten ince ince döşeyelim şunları. Şimdilik 3 tane yeter mi? Çünkü doktor sayımız zaten çok fazla değil. 4 tane olsun hadi. Zannedersem buraya bir... Ah. Tıklamamam lazımdı galiba. Evet. Zannedersem buraya en az 8 tane koyabiliriz. Belki 9 tane bile olabilir. Önce bu abi. Önce bu. Bunu önceliklendiriyorum. Doktorlar gelsin burada çalışsın. Tıbbi malzeme üretsin. Zaten bunlardan var yeterince. Hadi abiciğim. Bunlardan var mı? Bir adet fazlamız varmış. Diğerleri nereye gitti? Şu an ne üretiliyor ki onunla? Kolonist gemisi. Kaç kolonistimiz oldu? Ona bakmam lazım. 49. Tamam, 60'a kadar yolu var demiştik. Devam etsin. Yemek üretiminde sıkıntımız yok Allah'tan. Şu malzeme de gayet güzel birikiyor. 2 tane sadece var. Ona rağmen bu kadar birikiyor. Ben bu binadan bir tane daha yaparım yakında. Kaç dakika oldu? 22. Oha abi. O kadar çok hastamız var ki. Ana. Sana bir şey diyeyim mi? Ha iyi bari yaptılar. Acil acil hadi hadi. Ha bir tane de şey lazımmış. Bunlardan lazımmış. Oo abi. Baksana, içinde tabi bir malzeme, bir tane de bundan koymak lazım ki bunu üretsinler. Ondan da yok şu anda. Var da elimize bir tane. O zaman şu tezgahları açalım. Nerede işleme tesisi? İşçi sayısı çoğaldı aslında. Bunu daha önceden de açabilirdik. Ticaret gemisi mi? Yok, o da Koronis gemisi. Abi, tabi malzeme lazım. Yetmiyor. Şu malzemeden eksiğimiz var çok. Ama çalışacak işçi kalmadı. Hepsi sakat. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Hemen acil durum şeyi, önlemi, ticaretleri sadece açalım. Sadece ticaret gemisi gelsin. Bir tıbbi malzeme alalım biraz. Kaç para lazımsa verelim. Bak, bunlara harcadılar o malzemeleri. Şu anda 2 tane fazlamız var gibi görünüyor. Şuraya yerleştirsenize bunlara. Hiçbirine yerleştirmiyorum. Ne yapıyorsunuz o malzemeyi siz? Ha, şuralara yerleştiriyorlar o zaman. Aynen buraya getirmişler. Bak, şuralarda var. Yedek parçamız var. Ben bunu iptal etsem acaba kaç tane silahımız var? Hiç ürettiler mi silah? Bir dakika, hemen bakıyorum. Şuradan. 2 tane silahımız var. Bunlar da muhafızların şeylerinde, bellerinde taşıyorlar şu anda. Fazla silahımız yok yani. Neyse, birazdan getirirler buraya malzemeye. Yani üretim gerçekleşiyor çünkü. Sanırım. Tıbbi malzememiz var. Bir tane alalım. Ebesinin şeyi ya, yok artık ya. Oho. Neyse, bir tane alacağım her türlü. Her türlü bir tane alacağım da %65 komisyon da çok uyuz ediyor insanı. Satabileceğim şey şundan satalım. Bunu en rahat bundan satabiliyoruz. Ama değeri de çok düşükmüş. 5 ya. Bundan satayım bari. 10
50. 50'yi bununla tamamlayalım. 45. Tamam. Böyle iyi. En azından bir tane alabiliriz yani. Bir kişi iyileştirir bu. Baksana ya, hastalara bak. Buralar hep bayağı kol bacağı kırık elemanlarla dolu. Robotize edemedik ya hani olayı. O sebepten böyle. Şimdi biyologlar için tezgah üretmeye başlayalım. Çünkü o yemek yavaş yavaş tükenmeye başlar. Ama yok yok, üretmeye başlamayalım çünkü biyoplastiğe ihtiyacımız var. Hadi abi, biriniz buraya getirin malzemeyi ya. Şunları iptal mi edeyim yani illa? Bak bu da malzeme bekliyormuş bak. Şunu iptal et. Şimdilik bütün yedek parça şeylerini iptal edelim. Bunları da iptal. Ya da bir şey diyeceğim ya. Bunu tek tek iptal edeceğim ben. Hepsini toptan iptal etsem daha iyi olur. Hadi mühendisler gidin başka yerlere. Ulan yine de malzeme koyuyor içeriye ya. Hepsini iptal ettik oğlum. Malzeme koymayın şuraya artık. Çıkan malzemeleri buraya getirin. Malzeme gelmediği için de buraya doktor gelip çalıştırmıyor burayı. Elinde malzeme yok. Ulan hale bak ya, rezillik. Rezillik resmen. Hadi ticaret gemisi gelsin bari. Yani şunlar üretim devam ediyor yavaş yavaş. Bir dolap seçeyim. Biyoplastik. Hadi abi buraya koyan oldu mu? Ah koymuşlar bir tane. Tamam çok güzel. En azından bir kişi bir şey üretiyor burada. Tamam abi. Ufaktan yoluna koyduk. İyileşen... Aa, bir dakika bak. Bir şey diyeceğim. Aa, evet. 27 tane cevher toplamışız. Şunları bir düşürürsek eğer artık insanlar burada çalışıp sağını solunu kırmazlar. Gelirler adam gibi burada çalışırlar. Kaç işçimiz var abi Allah'ını seversen? 50 nüfusa ulaştık. Burada birazcık kolonist olayını bir durduralım mı? Ama biyolog sayımız az biraz. Oranlar henüz gerçekleşmedi. Oranlar henüz gerçekleşmedi. Bir dakika, kolonist olayını durdurmuş mu zaten? İşçi sayısı 17. Bunun yarısı sakat şu anda. Diğerleri geliyorlar. Bak üretileni anında harcıyor. Ticaret gemisi gelmiş. Bir dakika hemen bakalım. Tabi malzeme ver abi. %45 komisyon. Tamam alırız ya abi ya. Bak ne güzel patentler var. Hiçbirini alamıyoruz ya. Teknoloji dediğimiz bunlar işte. Birazcık para biriktirmemiz lazım. Birazcık zaman alacak ama halledeceğiz bu işi ya. Halledeceğiz. Ne lazım? 72. Para vereyim ben sana. Dur, şu shift'le basarsam ona bunlar atarız. 80. Tamam 72 birebir verdim. Al ulan. Malzemeyi bıraktı direkt gitti. Böyle daha hızlı oluyor. Şimdi elimizde 3 tane var. Hastaları iyileştirsin bakalım. 28 dakika olmuş. Hala vaktimiz var. Acele etmeyelim. Tamam. Şimdi bir bar falan bir şeyler yapmamız lazım. Halkın mutluluğu ne alemde? Arada bakıyorum ben. Hastaların dışında mutluluk konusunda biraz sıkıntı var gibi. Fabrikaları iptal ettim ama. Oo, bunlar full çalışıyorlar. Tamam ben bunu açıyorum artık. Açtım. Bunlara da artık mühendisler gelsinler. Çalışsınlar. Silah fabrikası 2 tane var. 2 tane yarı iletken fabrikamız var. Bu malzeme de gayet çoğaldı. Bakın. 3 tane fazlamız bile var. Artık şunlar da yavaş yavaş azalıp bunlar artacak. Tamam. Tamam arkadaşlar. Burada bir nokta şey verebiliriz. Bir es verebiliriz. Şunlardan da üretmeye başlayalım artık. Böyle böyle ince ince döşeyebilirsiniz. Bunlar da et üretimini sağlayacak bize. Çılgın. Çılgın et üretimi. Evet, oksijenimiz burada. Bu oksijen yeri çok çok güzel bir yerde değil ama bunun devamında bina yapabiliyorsunuz. Mesela şey gibi değil, yatakhane gibi değil. Bu arada yatak... Allah, neyi unutmuşum ben? Yatak olayını unuttum. Millet uykusuz uykusuz geziyor, değil mi? Evet, uykusuzlar var içimizde. Ama yok, herkes uykusuz değil. Demek ki vardiyalı vardiyalı yatıyorlar demek ki. Bak uykusuz birileri var. Ama uykusuz birileri hep olacak yani. Yapacak bir şey yok.
Bak yine şey yapamadık ya. Uyarı veremedik. Ben dalıyorum böyle şey yapmıyorum yani. Eğer çok robotunuz varsa arkadaşlar bu alarmı vermeniz, sarı alarmı vermeniz çok önemli hale geliyor. Neden biliyor musunuz? Robotlar dışarıda kalırsa çok çabuk bozuluyor böyle fırtınalı havalarda. O yüzden herkes içeri girsin diye zaten sağlıkları da düşüyor elemanların. Bizim de sağlık malzemesi konusunda sıkıntımız var. Hepsini harcadık bak bitti hemen 2 dakikada. Evet. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genişlemeye devam ediyoruz. Daha fazla binalar yapmaya devam ediyoruz. Pardon. Ondan sonra bir sürü şey ekleyeceğiz daha. Dediğim gibi yatakhaneyi geliştirmem lazım. Ekstra yatak koyabiliyorduk aslında buraya, değil mi? Ben niye hiç aklıma da gelmiyor. He? Yok koyamıyormuşuz. Ama ben yatakhaneyi silip yeni bir yatakhane yapayım buraya diyorum. Biraz daha büyüğünden böyle. Ondan sonracığıma sonra bir yatakhane daha yaparız. Belki buraya yaparım o yatakhaneyi. Şu oksijenden çıkartıp şuraya. Ya da bu oksijenden çıkartıp buraya bir yere. Yatakhaneye bağlı aslında şey yapalım. Bir tane kantin gibi bir şey daha yapalım. Daha büyüğünden böyle. Ona bağlı bir yatakhane yapalım diyeceğim ama yatakhaneyi aslında oksijene bağlamayı daha çok tercih ediyorum. Yatakhanenin tek bir girişi var çünkü. Oksijene bağlamak kötü o anlamda. Ne bileyim ya. Bakacağız artık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.